Merhaba sevgili seyirciler, İnsan Hakları Ajansı'na hoş geldiniz. Bu hafta gündemimiz Van'da jandarma tarafından helikopterden atılıp hayatını kaybeden vatandaşları haber yapan gazeteciler ve tabii ki olayın arka planı. Konuklarımız var ama her hafta olduğu gibi bu hafta da hangi hak ihlalleri var onları izliyoruz. Sonrasında sohbet devam edeceğiz. Soma ve Ermenek'teki madencilerin yıllardır ödenmeyen ücretlerini alabilmek amacıyla Ankara'ya başlattıkları yürüyüşleri plastik mermi ve biber gazıyla engellendi. Her iki kentten de madencilerin çıkışına izin verilmedi. Madencilerin önüne Ermenek'te jandarma, Soma'da polis çıktı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun dokunulmazlığı kaldırılmadan yargılanıp milletvekilliğinin düşürülmesinin hak ihlali olduğuna ilişkin kararını reddetti. Mahkeme Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasını reddederek 5 yıl 10 ay hapis cezasının infazına hükmetti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sahnesinde Yeni Yaşam Tiyatrosu tarafından sahnelenecek olan Beru isimli oyunun gösterimi, Gazi Osman Paşa Kaymakamlığı tarafından kamu düzenini bozabileceği gerekçesiyle yasaklandı. Kararın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün talebi üzerine alındığı öğrenildi. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclis tarafından hazırlanan 7. ayında COVID-19 başlıklı raporla ilgili Ankara İbn Sina Hastanesi önünde yapılan basın açıklamasına müdahale eden polis, 8 kişiyi şiddet kullanarak gözaltına aldı. Aralarında sağlık emekçilerinin bulunduğu 8 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. HDP milletvekilleri Fatma Kurtulan, Tülay Hatimoğulları, Remziye Tosun, Abdullah Koç, Hasan Özgüneş ve HDP'den uzaklaştırılan bağımsız milletvekili Mensur Işık hakkında, dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle hazırlanan 10 fezleke Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildi. İnsan Hakları Derneği Ankara Şubesi, İç Anadolu Bölgesi Hapishaneleri 3 aylık hak ihlalleri raporunu paylaştı. Rapora göre 2020 yılı Temmuz-Eylül aylarında çeşitli cezaevlerinde 14 tutuklu yaşamını yitirdi. 4 tutuklu intihar etti, 4 tutuklu hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetti. 3 kanser hastası tutuklu infazlara ertelendikten kısa bir süre sonra yaşamını yitirdi. 1 tutuklunun ölüm nedeni açıklanmadı. Ve bir tutukluysa adil yargılanma talebiyle başlattığı açlık grevindeyken yaşamını yitirdi. Konya'da kadına yönelik şiddeti engellemek isterken saldırganın ölümüne neden olduğu için tutuklanan Kadir Şeker'e 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Evet, geçtiğimiz günlerde Van'da jandarma tarafından helikopterden atılarak hayatını kaybeden Servet Turgut'u biz basından duyduk. Ve bu haberi yapan gazetecilere bir operasyon oldu. Günlerce gözaltına kaldılar ve tutuklandılar. Bu konuyu konuşacağız. Hem Van'da ne olduğu hem de gazetecileri konuşacağız. İki konuğumuz var. Avukat Barış Oflas, Van Barosu Yönetim Kurulu üyesi. Barış, hoş geldin. Hoş bulduk Veysel, merhabalar. Merhabalar. Dindar Karataş, Mezopotamya Haber Ajansı Van ofisinden. Hoş geldin Dindar. Hoş buldum, iyi yayınlar. Dindar, senden başlamak istiyorum. Arkadaşlara, yani tutuklanan arkadaşlarına gelmeden önce bir gazeteci olarak en azından Van'ın nabzını tutan biri olarak sana sormak istiyorum. Ne oldu Van'da? Yani bu gazetecilere operasyonun gerekçesi neydi? Evet, sizin de belirttiğiniz gibi Türkiye'de ve bölgede hak ihlalleri maalesef her geçen gün artarak devam ediyor. Bunlardan bir örneği de maalesef 11 Eylül tarihinde Van'ın Çatak ilçesinde iki yurttaşın, Servet Turgut ve Osman Şiban adlı iki yurttaşın helikopterden atılma meselesi üzerine kamuyla paylaşılan haberler oldu. Açıkçası 11 Eylül tarihinde biz gazetecilere bir ihbar geldi ve iki yurttaşın helikopterden atıldığı bilgisi geldi. Büromuzda çalışan gazeteci arkadaşımız Cemil Uğur ve diğer gazeteci arkadaşlarımız hemen olayla ilişki olarak Van'da bulunan hastanelerde
var olan durumu teyit etmek için çalışmalara başladı ve iki yurttaşın Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yatışlarının yapıldığı bilgisine ulaştılar, ailelere ulaştılar. Servet Turgut herhalde, hayatını kaybeden yurttaşımız Servet Turgun, şu anda bir de hala tedavi gören Osman Şiban var sanırım. Evet, evet doğru. Biz olaya ilişkin dediğim gibi arkadaşlarımız ilgilendi ve ilk günden itibaren biz olayın nasıl gerçekleştiği üzerine kamuoyunu bilgilendirmeye çalıştık. Bu çerçevede haberler yaptık. Ailenin bize ilk söylediği şey de zaten ilk günde, zaten iki gün sonra haberleri olmuştu. Ayın 14'ünde biz bir haber geçtik, 14 Eylül tarihinde. İki yurttaşın helikopterden atılma meselesiydi ve iki yurttaşın sağ salim bir şekilde helikoptere bindirildiği, gözaltına alındığına ilişkin bilgi geldi. Biz bunun haberlerini yaptık ve en sonda hastane raporlarında iki yurttaşı hastaneye getiren kolluk güçlerinin, askerlerin ifadesine göre iki yurttaş helikopterden düşme ibaresi hastane raporlarında yer aldığı için biz de haberlerimizi bu şekilde gerçekleştirdik. Yani iki yurttaş... Sadece gazetecilerin duyumlarına ibaret değil, aynı zamanda tanıklar var ve bir hastane raporu var benim anladığım. Yani bir iddiadan öte neredeyse ispatlanmış bir vaka. Çünkü hastane raporundan bahsediyorsunuz ve bunu gören tanıklar var. Evet, evet. Biz zaten dediğim gibi ilk günden itibaren gerek aile bireyleri, gerekse köyde yaşayan, köyde ikamet eden yurttaşlara ulaştığımızda olayı teyit ettik ve birebir şahit olan yurttaşlarla konuştuk. Bu yurttaşların ifadesi ve görüntüleri de zaten kamuoyuyla paylaştık, servis ettik. İfade şu. Türkiye sizden öğrendi. Yani Türkiye bu olayı Mezopotamya Haber Ajansı'nın Van ofisinin yaptığı çalışmalardan öğrendi sanırım. Evet doğru, bizler paylaştık. Bizler ilk günden itibaren dediğim gibi olay üzerinde çalışmalarımızı devam ettirdik. Bu şekilde bir yoğunlaşmaya gittik. Çünkü gerçekten de maalesef büyük bir hak ihlaliydi ve insanlara işkence edilmişti. Bunu ortaya çıkarmak, bölgede çalışan gazeteciler olarak bu bizim vazifemizdi ve biz görevimizi yerine getirdik. Bu çerçevede çalışmalarımızı yürüttük. Dediğim gibi gerek görgü tanıkları, gerekse hastane raporlarıyla yaptığımız haberlerle bunu kanıtladık. Daha sonra Van Valiliği'nin bir açıklaması geldi. Günler sonra, yani yaptığımız onlarca haberden sonra düşme hastane kayalıklardan düştüler diye açıklama yaptı herhalde valilik. Aynen öyle. Valilik kayalıklardan düşme gibi bir açıklama yaptılar. Fakat köyde biz daha sonra köyde elde ettiğimiz görüntüleri de servis ettik. Kayalık yok. Yani iki yurttaşın düşebileceği bir kayalık yok alanda. Evet, yani bir örtbas çabası var sanırım vakayı. Ben Barış'a dönmek istiyorum. Barış Oflas'a davaya, soruşturmaya gelmeden önce Van Barosu Yönetim Kurulu üyesi aynı zamanda. Siz hukukçu olarak nasıl değerlendiriyorsunuz bu işkence vakasını? Çünkü hem baro çalışması olarak bir çalışmanız var mı? Hem de bir tanık var, rapor var. Sizin bakışınız nasıl? Merhaba Veysel. Biz Van Barosu olarak süreci yakından takip ettik. İlk haberi yapıldığı günden itibaren hem ailenin Van Barosu'na bir başvurusu vardı, hem de meslektaşlarımızın bu konuyu takip etmek için Van Barosu'ndan talepleri vardı. Bir meslektaşımız hayatını kaybeden kişinin akrabasıydı. Böylece biz de sürece dahil olduk. Süreci yakından takip ettik. Cumhuriyet Başsavcılığıyla, savcılıkla görüşmeler aldık. Yani soruşturmanın gizli olduğu ve soruşturmanın gizli olması sebebiyle bu konuyla ilgili baroya bilgi verilemeyeceği aktarıldı. Lakin Dündar Bey'in de anlattığı gibi ortada bir hastane raporu var. Hastane raporunda helikopterden düşme diye kayıt alınmış. Bu kayıt ne şekilde nasıl alınmış? Ya hastaneye getiren kolluk görevlisi bu şekilde beyanda bulunmuş, bu şekilde adli kayıt olarak alınmıştır ya da taraflardan birinin yakını veya akrabası bir şekilde ifade etmiştir. Lakin hastane raporlarında da kişilerin vücudunda birçok yerlerinde darp, cebir izine rastlanmış. Yani atılma olayından önce işkence de var aynı zamanda. Ya işkence olma hususu yüksek ihtimal. Çünkü yani kesin var diyemeyiz. Bu konuda bir soruşturma yürütülüyor. Biz her dosya kapsamında bir delile ulaşamadık ama
darp ve cevir izlerine rastlanıyor. Yani sadece yüksekten düşmeyle oluşabilecek bazı hasarların yanında darp ve cevir sonucu da oluşabilecek birçok hasarın kişilerin vücudunda bulunduğunu söyleyebiliriz. Bunlar da hastane raporunda hepsi hastane raporunda geçiyor. Hepsi zaten fotoğraflardan da belli. Kişilerin kamuoyuna sunulan fotoğraflarından da bu husus sabit ve ortada. Lakin dosyada gizlilik kararı olduğu için yeterli bilgi alamıyoruz. Yeterli bilgiyi alamadık. Bu konuda etkin bir soruşturma yürütülüyor mu? Yaptığımız görüşmeler sonucu savcılık ve işte başsavcıyla ya da dosyayı takip eden savcıyla yaptığımız görüşmeler sonucu dosyanın etkin bir şekilde soruşturmanın yürütüleceği, faillerin bulunacağı bir tarafımıza aktarılmıştır. Lakin dosyanın içeriğini inceleyemediğimiz için soruşturma hangi aşamada, neler yapıldı, şu aşamada net bir evet. bilgiye sahip değiliz. O zaman şey dönelim, gazetecilerin tutuklanması hikayesine Barış senden devam edeceğim. Yani böyle bir işkence iddiası var, hayatını kaybeden bir yurttaş var, helikopterden atıldığı iddiası çok ciddi bir iddia. Yani biz kamuoyu olarak bu olayın sorumlularının soruşturmasını beklerken haberi yapanların tutuklandığını gördük. Önce sen davanın avukatlarından biri olarak ne oldu o soruşturma aşamasında? Gazetecilerle bu haber arasında bağlantı kuruldu mu? Şöyle Veysel, yani evet bu haberi yapan gazeteciler ya da ajansın muhabirleri gözaltına alındı Van'da. Yani bunun o haberle doğrudan bir bağlantısı dosya kapsamında kurulmamıştı. Hiçbir gazeteciye bu olayla ilgili herhangi bir soru sorulmadı. Soruşturmalar Şubat ya da Mart ayına ilişkin tape kayıtlarıyla başlamış bir soruşturma. Devamında gözaltı yapıldı. Ve bu kişilerin elde edilen dijital materyallerinde ya da yaptıkları haberler bir araya getirilerek bir soruşturma ortaya çıktı. Yani delilden şüpheliye gidilecekken şüpheliden delile gidilmeye çalışıldı. Önce şüpheliyi bulalım. İşte materyaller şunlar bunlar göz altına alınıp incelendiği zaman ortaya servis edilecek bir şeyler çıkar mantığıyla hareket edildiği kanaatindeyiz. Çünkü tek başına tape kayıtları gözaltına alınmaya ya da dosyada işte kuvvetli suç şüphesini doğurabilecek bir husus yoktu. Tape kayıtlarının her bir şüpheli açısından birkaç tape kaydı var ve bunlar sadece haber takibine ilişkin, tape kayıtları. Görüşmeler. Şimdi biz medyaya evet. yansıdığı kadarıyla sulh ceza hakimliği kararını okuduk veya savcılık sevk yazısını okuduk. En azından bunlarla ilgili gizli kararı henüz yok. Çünkü bunlar kamuoyuyla zaten paylaşıldı. Orada aslında çalıştıkları kurumlar yaptığı haberlerle ilgili bir bağlantı kuruldu. Üyelikle yapılan haberler, yayınlanan yerler arasında bağlantı kurulduğunu görüyoruz. Bu doğru mu acaba? Ya şöyle zaten soruşturma şu an gizli yürütülüyor. Lakin hani ifadeler avukatlara verildiği için ifadeler üzerinden birkaç şey aktarabiliriz. Şöyle bir durum var. Yani yaptıkları haber takipleri ve işte kadın yaşam haberleri, hasta tutsak haberleri ya da kadınlara yönelik şiddet haberleri var dosya kapsamında. Ya bunlar sanki bir ideolojik birliktelik ile bir yerde çalışılıp basına servis ediliyormuş gibi dosya kapsamında örgüt üyeliği bağı kurulmaya çalışılmış. Yani sadece gazetecilerin kullandığı kimlikler dahi dosya kapsamında işte Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi tarafından verilen kimlikler olmadığı için bunlar gazeteci kimliği olarak kabul edilemez. Siz bunları kullanarak gazetecilik yapamazsınız. Mantığı ortaya çıkıyor. Evet. Dolayısıyla o zaman Dindar'a soralım. Dindar, senin turkuaz basın kartın yok. Cumhurbaşkanı tarafından belki de. Sen gazeteci değil misin? Dindar'ın sesini alamıyorum şu anda arkadaşlar. Sesim geliyor mu? Şu an geliyor Dindar. Tekrar sorayım. Senin turkuaz kartın var mı yok mu bilmiyorum ama sanırım yok gibi görünüyorsun en azından buradan. Mezopotamya Haber Ajansı. Basın kartı evet. olmayanlar
gazeteci sayılmıyor mu? Ya açıkçası biraz olayı burada bölgede gazetecilik yapan bir kişi olarak şunu söylemeye yarar var. Biz birçok rutin haberde birçok basın açıklamasını takip ettiğimiz sırada tamamıyla keyfi bir şekilde basın kartlarımız bizden alınıyor ve soruluyor. Bunu aldıkları zaman polisler şu soruyu soruyor. Sarı basın kartınız yok mu? Biz de şu soruyu soruyoruz. Van'da kaç kişide sarı basın kartı var? Yani Van'da hiçbir kimsede turkuaz basın kartı maalesef yok. Ve bizlere şu basın kartı meselesi soruluyor. Olaya gelince de doğrudur. Arkadaşlarımız bu haberi yaptıktan sonra ciddi bir kamuoyu oluştu ve adli yargılama sürecinde bizlerin özellikle gazeteci arkadaşımız Cemil Uğur'un taşıdığı Türkiye Gazeteciler Sendikası'na üye olduğu için bir basın kartı vardı. Bu basın kartı dahi kabul edilmedi. Yani bölgede eğer özgür basın çalışanıysanız, eğer Mezopotamya Haber Ajansı çalışanıysanız ya da Jinis çalışanıysanız taşıdığınız basın kartı... Ben şu ek bilgiyi vereyim kamuoyuna en azından. Bir basın avukatı olarak bunu söyleyeyim. Türk hukukunda veya basın kanununda gazetecilerin basın kartı taşıması zorunluluğu dair herhangi bir hüküm yok. Yani basın kartı olan kişi gazetecidir, diğerleri değildir diye bir ayrım söz konusu değil hukuk sistemimizde. Basın kartı bir kimlik sadece. Yani o da iktidarın bazı mitinglerinde bu kartla sahip olan gazeteciler daha rahat gidebiliyor o alanlara. Onun dışında herhangi bir yasal bir tanımı söz konusu değil. Ben tekrar dönmek istiyorum Barış'a. Barış, biz haberlerde şuna karşılaştık, yani şok olduk daha doğrusu. Devlete karşı toplumsal haberler yapmak gibi kavramlar. İşte Türkiye Cumhuriyeti'ni itibarsızlaştırmak için yapılan haberler. Bunlar var mıydı gerçekten kararda, tutuklama kararında? Şöyle Veysel, ben haber açısından dosya kapsamında inceleyebildiğim kadarıyla ya da müvekkillerime sorulan sorular üzerinden gidebilecek olursak hiçbir şekilde itibarsızlaştırmaya yönelik işte haberler olduğunu görmedim. Haberler evet toplumsal duyarlılığa yönelik haberlerdi. Lakin bunların tümü hak ihlali olan, hak ihlallerinin söz konusu olduğu, bir şekilde sesini duyuramayan kişilerin uğradıkları hak ihlalleri kamuyla paylaşılmış ya da haberi yapılmış. Onun dışında itibarsızlaştırmaya yönelik ya da işte bu toplumsal kamuoyu oluşturulan haberleri bir araya getirerek bir şekilde örgüt propagandası yapmaya çalışabilecek tek bir haber dosyada söz konusu değil. Ben dosyada böyle bir şey görmedim. Evet. Ben dinler sana sormak istiyorum. Şimdi toplumsal haber yapmak yasak mı Türkiye'de? Yani açıkçası gazeteci dediğimiz zaten toplumun sesi olandır. Yani biz toplumun yaşadığı hak ihlallerini, insanların yaşadığı sorunları aktarmakla görevliyiz. Dediğim gibi bu bir meslek ve mesleğimiz bu. Türkiye'de de birçok toplumsal olay yaşanıyor. Ve bunları aktarmak suç değil. Gazetecinin mesleği budur. Bizim görevimiz bu. Bu çerçevede biz görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz, icra etmeye çalışıyoruz. Maalesef arkadaşlarımızın tutuklanma gerekçesine baktığımız zaman bir habercilik anlayışları olarak... aslında terörize evet, evet. edilmiş. Evet, yani biz burada açıkçası yani dediğim gibi özgür basın çalışanları olduğumuz için yaptığımız haberler toplumsal yaptığımız, yani biz birçok alanda haber yapıyoruz. Kadın alanında, ekoloji alanında ve politik alanında, ekonomi alanında, birçok alanda haber yapıyoruz. Fakat her nedense yaptığımız farklı farklı haberler dosyaya konularak bir örgüt propagandası şeklinde servis edildi dosyaya. Evet. Barış, bir de yine basından gördüğümüz kadarıyla çalıştıkları kurumları da suçlamışlar sanırım. Yani Mezopotamya Haber Ajansı'nda çalışıyorsanız işte terörizmle bağlantınız daha yüksektir tarzı bir yorum var sanırım. Ya şöyle, Mezopotamya Haber Ajansı neden hani bu ajansta çalışmak suçmuş gibi görüldü? Ona şöyle bir izah getirebiliriz. Yani KCK Sözleşmesi ile bağlantı kurmaya çalıştılar. KCK Sözleşmesi'nde işte basın komitesi diye bir komite varmış. Bu komitenin bir şekilde örgütlenme ya da yayın yapma ya da
işte terör olayları olarak nitelendirilebilecek olayları toplumu ajite ederek göstermeye çalışılacak şekilde haberler yapabilme durumu dosya kapsamında değerlendirildi. Mezopotamya Ajansı'nın da yaptığı haberlerin işte bir şekilde örgüt propagandasına yönelik olduğu, bunu da ajite ederek topluma anlatılmaya çalışıldığı aktarıldı ya da dosya kapsamında müvekkillere soru soruldu. Müvekkillerin de verdiği cevaplar, biz haberciyiz, gazeteciyiz. Yaptığımız haberler sadece hak ihlallerine, hak ihlalleriyle ilgili ya da hak ihlallerine maruz kalan kişilerin sesini topluma duyurmaya çalıştık. Hiçbir şekilde örgütle bir bağlantımız yok denildi. KCK ile bir bağlantımız yok denildi. Yani buradan aslında bakıldığı olarak KCK sözleşmesi ile bağ kurulmaya çalışıldı. Evet Dindar, şimdi Mezopotamya Haber Ajansı Türkiye'de birçok yerde ofisi olan, legal çalışan ve birçok haber portalının haber kaynağı aslında beslendiği yer. Ajansın terörize edilmesini, yani bu kararla beraber nasıl değerlendiriyorsun? Yani evet, açıkçası arkadaşlarımız gözaltına alındıktan sonra ajansımızın, Van ofisimizin basılması, kapılarının çilingirle açılarak zorla içeri girilmesi, içeride sadece bir arkadaşın aramaya eşlik etmesine izin vermeleri ve polisin tavrından da yola çıkarsak aslında biraz bu amaçla ve en son mahkemenin verdiği kararla da işte Mezopotamya Haber Ajansı'nda ya da Jinnis Haber Ajansı'nda çalışıyorsanız bir suç delili ya da bir suça uyulmaya çalışılan bir durum çıktı ortaya. Bu çerçevede Mezopotamya Ajansı dediğiniz gibi birçok yerde ofisi var ve burada legal alanda çalışma yürüten bir ajans. Hiçbir şekilde yaptığı haberler de zaten bunu gösteriyor. İllegalize edilmeye çalışıyor muyuz? Evet, doğrudur. Yani birçok noktada bu şekilde hedef alınıyoruz. Bu da onun örneklerinden bir tanesi. Peki yani şimdi bu kararda çıkan bazı kavramlara bakınca toplumsal haber yapmak, ajansta çalışmak, bu biraz sizi riske atmıyor mu? Türkiye'de gazeteci riske atmıyor mu? Yani bu karar eğer dikkate alınırsa Türkiye'de birçok gazeteci aslında cezaevine girebilir. Yani bu bir başlangıç mı sayalım bunu? Yani açıkçası evet, biz de bunu ilk günde itibaren sesin geliyor Dindar. Evet, kusura bakmayın. Biz de bunu ilk günden itibaren belirttik. Dediğim gibi, eğer Mezopotamya Haber Ajansı çalışanıysanız ve biz yaptığımız haberlerden dolayı, arkadaşlarımız yaptıkları haberlerden dolayı tutuklandılar ve tutuklanmalarına gerekçe edilen şeyler aslında Türkiye'de gazetecilik faaliyeti yürüten birçok kişinin de tutuklanmasına gerekçe edilebilir. Evet. Çünkü hukukla maalesef izah edilecek bir gerekçe değil. Evet. Peki bir dayanışma aldınız mı? Yani Türkiye'nin batısında yaşayan gazeteciler, örgütler. Sanırım bu sefer biraz daha fazla gündeme geldi diye düşünüyorum. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani açıkçası şunu dile getirmekte fayda var. Gazeteciler, özellikle bölgede biz gazeteciler birçok noktada hak ihlaline maalesef bizler de uğruyoruz. Biz de bu politikalardan nasibimizi alıyoruz. Evet, arkadaşlarımız tutuklandı. Tutuklandıkları ilk günden itibaren birçok sivil toplum kuruluşu, birçok gazeteci sendikası ve yöneticileri gerek telefonlar üzerinde gerekse avukatlar üzerinde bizlerle iletişime geçtiler ve desteklerini sundular. Kamuoyu ulaşma noktasında da biz açıkçası yeterli bir destek aldığımızı maalesef söyleyemeyiz. Son göne bırakılan bir kamuoyu oluşumu vardı. Yani bu çerçevede açıkçası biz bunu hissettik. Fakat dediğim gibi bu birçok gazetecinin tutuklanmasına gerekçe edilebilir ve bu gazetecilerin tutuklanmasına gerekçe edilen bu suçlamaların herkes tarafından herkesin itiraz etmesi gerekiyor ve buna karşı çıkması gerekiyor. Yani evet, burada aslında bizim şahsımızda gazetecilik mesleğine sahip çıkılması gerekiyor. Aksi takdirde birçok gazeteci maalesef tutuklanabilir. Sen nasıl değerlendiriyorsun Barış? Yani bu kararla, sulh ceza hakiminin kararıyla toplumsal haber yapmak, işte ajansın haberini paylaşmak, yayınlamak gibi
tespitler birçok insan açısından bir demokrasi kılıcı gibi böyle sırtında dolaşacak. Sen nasıl değerlendiriyorsun bu durumu? Evet, bu açıkçası basın özgürlüğü anlamında sakıncalı bir kavram. Yani gazeteci ne yapacak? Gazetecinin yapabileceği, bölgede en azından yapabileceği tek şey toplumsal haberler yapmak. Yani bölgede spor haberleri yapılabilecek bir bölgede yaşamıyoruz. Onun dışında ekonomi haberlerinin yapılabileceği bir bölgede yaşamıyoruz. Lakin devamlı hak ihlallerinin olduğu, işte kadına şiddetin olduğu, yine cezaevleriyle ilgili birçok sıkıntının hak ihlalinin olduğu ya da işkence vakalarının olduğu bir bölgede yaşıyoruz. Elbette ki bunlar toplumsal haberler ve gazetecilerin yapabileceği tek şey bunları kamuoyuyla paylaşmak. Bölgemizde bunu yapabilen tek ajans, Mezopotamya Ajansı ve Mezopotamya Ajansı devamlı hak ihlallerini gündeme getirdiği için bu şekilde hedefe konulduğunu düşünüyoruz. Yani bu kavramın ben hukukta hiçbir geçerliliği ya da evrensel hukuk ilkeleri açısından da bir geçerliliği olmadığı kanaatindeyim. Nitekim bu konuda da başvurularımız olacaktır. Hem tutuklamaya hem de gerekçeye dair süreci takip edeceğiz. Bir de şey sormak istiyorum. Bugün basına yansıdı. Cezaevi koşulları ile ilgili bir sıkıntı varmış herhalde tutuklu gazetecilerin. Bu konuda bilgi verir misin Barış? Ya bugün cezaevine gittim. Yani cezaevi koşullarıyla ilgili yani kadınların kaldığı cezaevinde, kadın arkadaşların kaldığı cezaevinde ben onları göremedim, ziyaret edemedim. Çünkü karantina altındaydılar. Karantina koşullarının iyi olmadığı ya da çünkü karantinada oldukları için ayrı koğuşlarda kalıyorlar. O koğuşların hijyen açısından iyi durumda olmadığını duyduk sadece. Lakin ben kendilerini göremedim. Başka bir meslektaşımız daha önce ziyaret etmişti. Bu karantina hususu gözden kaçmıştı. O şekilde görebilmişti arkadaşları. Ben diğer tutuklanan iki erkek gazeteci gördüm. Cemil ve Adnan'ı gördüm. Onların hijyen vesaire ya da başka bir durumdan şikayetleri olduğunu görmedim. Zaten daha yeni cezaevine girdikleri için, karantina altında oldukları için bir alışma evresindeydiler. Evet. Dayanışma içinde olan herkese de selamları vardı. Ve onlara selamlarımızı iletiyoruz. Ben tekrar Dindar'a dönmek istiyorum. Dindar, biraz da şeyi bize anlatır mısın? Yani şimdi Türkiye'nin her yerinde gazetecilere baskı söz konusu nihayetinde. Artık öyle bir dönemde yaşıyoruz. Ama Van'da, Diyarbakır'da, Şırnak'ta, Hakkari'de bu şiddet çok daha artıyor. Biraz o bölgede gazetecilik yapmanın zorluklarını bize anlatır mısın? Evet, hakikaten bölgede gazeteci olmak zor. Birçok zorluğu da beraberinde getiriyor. Aslında zorluk devleti temsil eden kişilerin, ulu güçlerinin çıkardığı zorluklar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Biz Mezopotamya Haber Ajansı'nda çalışan gazeteciler olarak, Cinist'te çalışan gazeteci arkadaşlarımızın adına en ufak bir rutin habere dahi gittiğimizde, bir basın açıklanmasına dahi gittiğimizde engellemeyle karşılaşıyoruz. Kameralarımız indiriliyor, kayıt yapmamız engelleniyor, yaptığımız kayıtlar siliniyor, fotoğraf çekmemiz dahi izin verilmiyor. Nereye çekim yapacağımıza dahi bile polisler söz söyleme hakkını kendinde buluyor. Yani bize bir gazetecilik sınırı çizilmeye çalışılıyor. Siz şu noktada gazetecilik yapabilirsiniz, şu noktada yapamazsınız. Biliyorsunuz Van'da 2000 güne aşkındır süren bir eylem ve etkinlik yasağı var. Bu eylem ve etkinlik yasağında birçok sivil toplum kuruluşu, birçok siyasi parti yaptıkları basın açıklamalarını maalesef kendi binalarında yapmak zorunda kalıyorlar. Yani topluma ulaşamıyorlar. Bu çerçevede biz de basın mensupları olarak yaptıklarını topluma ulaştırmaya çalışıyoruz. Fakat dışarıda yapılan bir basın açıklamasında kitlenin, basın açıklaması yapan kitlenin etrafı sarıldığı gibi biz gazetecilerin de etrafı kitleniyor. Yani düşünün, bir polis amiri bizim tripodumuzu ya da kameramızı nereye koyacağımıza dahi karar verebiliyor. Bu şekilde biz birçok engellemeyle karşılaşıyoruz. Bazen çektiğimiz görüntüler dahi siliniyor. Ya da bir yürüyüş gerçekleştiğinde, bir heyet kente geldiğinde, heyeti takip ettiğimizde şehir içerisinde ya da bir işte Van'ın Cumhuriyet Caddesi'nde çekim yapmamız dahi engelleniyor. Siz burada çekim yapmayın, ara sokaklarda çekim yapın. Yani öyle bir hale gelmiş ki
ekonomik krize ilişkin yurttaşlardan alacağımız bir röportaj sırasında bile polisler kentin engel işlek çıkıyor. Caddelerinde evet engel çıkarıyorlar. Yani siz burada çekim yapamazsınız. Topluma ulaşmamız engelleniyor aslında. Bizim toplumun yaşadığı sorun ve sıkıntıları, yaşadığı hak ihlallerini kamuya paylaşmamız engelleniyor bu çerçevede. Ve maalesef dediğim gibi yani özgür basın çalışanları olarak birçok zorlukla, birçok sınırla karşılaşıyoruz. Ama dediğim gibi biz bundan geri adım atmıyoruz. Yani yaptığımız haberlerle zaten... Baskıya uğrasanız da haber yayınlama devam ediyor ki biz de sizden öğreniyoruz. Zaten Van'da mesela bu helikopter vakasında ne olduğunu tüm Türkiye kamuoyu sizlerden öğrendi. Ben Barış'a dönmek istiyorum. Barış, Van Barosu'nda bir üyesisin yönetim kurulu. Yani bu kadar hak ihlalin olduğu bir yerde hukukçuların bir çalışması var mı? Yani gazetecileri koruma yönelik veya diğer hak ihlali üzerine. Ya bizim çalışmalarımız oluyor. Elbette ki Van Barosu'nun hem Çocuk Hakları Komisyonu, Kadın Hakları Komisyonu, yine Cezaevi Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu'na başvurular oldukça ya da kendimiz doğrudan bir vakadan haberdar olduğumuzda bu konuda çalışma yapıyoruz, raporlaştırmalar yapıyoruz. Yani bölgede devamlı hak ihlalleri yaşanıyor ve biz bunu Van Barosu olarak sıkı takipçisiyiz. Bütün haber aldığımız hak ihlallerinde konuyu ilk aşamasından yargılamanın devam ettiği ya da işte soruşturmanın devam ettiği tüm aşamalarda avukat olarak hem müdahil oluyoruz hem de bu hususları raporlaştırıp kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bölgede cezaevi komisyonu yöneticisiyim ben de. Yönetim kurulundan sorumlu cezaevi komisyonu çalışanıyım aynı zamanda. Cezaevlerinde bu COVID-19 sebebiyle ilk başlarda çok ciddi eksiklikler vardı. Daha sonra yaptığımız görüşmeler ve raporlaştırmalarla bu eksiklikleri ya da hak ihlallerini bir nebze de olsa cezaevi ile ya da cezaevi idaresiyle, cezaevi savcılığıyla görüşerek bir kısmını atlatabildik. Lakin cezaevlerinde hak ihlalleri bitmek bilmez. Devamlı tutukluların bir talepleri olur ve bu talepler genelge gösterilerek ya da farklı gerekçelerle reddediliyor. Bunları biz devamlı raporlaştırıyoruz. Kamuoyuyla paylaşıyoruz zaten. Peki bu tutuklanan gazeteler için bundan sonra ne olacak? Yani ne yapacaksın bundan sonra veya diğer avukatlar nasıl bir yol izleyecek? Ya şöyle, daha yeni tutuklandılar. Tutuklamaya itiraz dilekçemizi hazırlıyoruz. Tutuklamaya öncelikle itiraz edeceğiz. İtirazdan sonra tutuklama kesinleşirse bu hususu Anayasa Mahkemesi'ne taşımayı düşünüyoruz. Onun dışında da yine birçok meslektaş bu gazetecilerle dayanışmak için ve avukatlıklarını yapmak istediklerini söylediler. Onlarla ortaklaşmayı düşünüyoruz. Dediğim gibi yani hem basın özgürlüğü ve hürriyeti anlamında hem de bölgede yaşanan hak ihlalleri anlamında Van Barosu devamlı bu hususlara takipçisi olacaktır. Ve hak ihlallerinin karşısında her zaman durduğu evet. Ve durmaya da devam edecektir. Dindar, aslında bu arkadaşlarımızın ödül alması gerekirdi. Çünkü son dönemlerde yapılmış ses getiren hak ihlali haberi, yani helikopterden atılma hikayesi, iddiası herhalde hiç kimsenin hayallerinde bile olmayan bir durum. Ama hani oradan şu an cezaevindeler. Siz orada yaşayan basın mensupları olarak ne planlıyorsunuz? Nasıl yürüyecek bu işler? Evet, açıkçası biraz şunu belirtmek istiyorum. Şunu hatırlatmak istiyorum. Biz bu haberi yaptıktan sonra bu haberi yaptığımız hastane raporlarıyla ve desteklediğimiz görgü tanıklarıyla destekledikten sonra ve biliyorsunuz maalesef Servet Turgut yaşamını yitirdi. Evet. Biz gazeteciler olarak Servet Turgut'un taziye evine gittik ve burada taziye evinde gelen heyetle birlikte kamuyla yapılacak basın açıklamasını, ailenin de katılacağı basın açıklamasını paylaşmak istedik. Yani direkt orada zaten Mezopotamya Haber Ajansı hedef alındı. Bizler hedef alındık. Hiçbir şekilde çekim yapmamız engellendi. Canlı yayın kameramıza el konulmaya çalışıldı polis tarafından. Ve biz HDP yani Van iline geldiğimizde, kentine geldiğimizde polis amirinin şöyle bir tabiri vardı. Şunu açıkça belirtmek istiyorum çünkü.
Mezopotamya Haber Ajansı çekim yapmasın, kim yaparsa yapsın. Yani bu açıkçası bizi hedef göstermenin işaretiydi zaten. Buradan başlamıştı. Bizim yaptığımız haberler burada da yapılan hukuksuzluğu, burada yapılan insanlara, yurttaşlara yapılan adaletsizliği ifşa ediyor bu noktada. Bu noktada bizlerin yaptığı habercilik bazılarının zoruna gidiyor ki arkadaşlarımız tutuklandı. Dediğim gibi bizler arkadaşlarımız tutuklansa da, arkadaşlarımız gözaltına da alınsa, ofisimiz basılsa da, teknik malzemelerimize el konulsa da, bizler burada sınır hattında askerlerce darp edilen çobanların, sınır hattında öldürülen yurttaşların ya da erkek şiddetine maruz kalan kadınların, bizler burada yaşayan bütün hak ihlallerini kamuyla paylaşmaya ya da insanların yaşadığı haksızlıkları tüm dünyaya duyurmaya devam edeceğiz. Bundan hiçbir şekilde geri adım atmayacağız. Ofisimize teknik malzemelerimizi yenilemeye çalışıyoruz. Bu noktada çalışmalarımız devam ediyor. Dediğim gibi arkadaşlarımız tutuklansa da onlar da cezaevinde eminim ki tutukluların cezaevinde yaşadığı hak ihlallerini haber yapmaya devam edecekler diye düşünüyorsunuz. Evet. Barış, evet. Senden son sözlerini almak istiyorum. Hem bu Van'daki olayla ilgili hem de tutuklanan gazetecilerle ilgili. Yani ben dosyanın avukatı olarak şunu söyleyebilirim. Gazeteciler üzerine örgütle bağlantı kurabilecek, örgütle aralarında bağ kurabilecek somut hiçbir delil yok. Sadece haber takipleri var. Haber takipleri örgütle bağlı, haber takiplerinin örgütle hiçbir bağlantısı yok. Dolayısıyla gazetecilerin sadece gazetecilik faaliyetinden dolayı tutuklu olduklarını söyleyebilirim. Sizin vesilenizle gazeteciler için bir dayanışma ağı kurulması gerektiğini düşünüyoruz. Böylece bunu kamuoyuna bu şekilde talep edebiliriz. Peki Van'daki bu helikopter meselesi, onunla ilgili bir çaba olacak mı veya devam edecek mi en azından? Ya helikopter meselesi şu an soruşturma gizliliği olduğu için biz de hiçbir şeye ulaşmış durumda değiliz. Savcılıkla yaptığımız görüşmeler sonucunda daha sonra belki bir gelişme olursa paylaşabiliriz. Şu aşamada biz soruşturmanın takipçisiyiz. Gelişmeler hakkında biz de kamuoyundan veya sizden daha farklı bir bilgiye sahip değiliz. Bunu söyleyebilirim. O gizli kararı olduğu için herhangi bir gizli kararı olduğu için bilgi akışı olmuyor. Ben tekrar Dindar'a son sorularımı vermeden önce, Dindar, bu hayatını kaybeden Servet Turgut dışında Osman Şiban diye biri var sanırım bu olayda. Onun herhalde hafıza kaybı yaşıyor şu anda. Açıkçası hafıza kaybı demek biraz zor ama yaşadığı travma nedeniyle o günü hatırlamıyor maalesef. Yani birkaç defa biz de gidip röportaj yapmak istedik fakat hatırlayamadığını ve bu konuda zorlandığını, bir travma geçirdiğinden dolayı bunu bize ifade etti. Yaşadıkları gerçekten kolay şeyler değil. Evet. Peki senin son sözlerin ve çağrın nedir kamuoyuna? Yani benim son sözlerim şu. Açıkçası bizler bölgede dediğim gibi yaşanan hak ihlallerini kamuyla paylaşmaya devam edeceğiz. Bu noktada çalışmalarımız devam edecek. Yani gazeteci arkadaşlarımızın tutuklanma gerekçesi birçok gazetecinin tutuklanmasına gerekçe edilebilir cümlesini tekrar etmekte yarar var. Bu konuda birçok kişinin bence özellikle sorumluluk alması gerekiyor ve gazeteci arkadaşlarımıza sahip çıkması gerekiyor. Bu konuda bir duyarlılık gerekiyor. Dediğim gibi biz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Gazeteci arkadaşlarımız da en kısa zamanda aramızda olması dileğiyle. Yani. Evet, biz de sizden haber almaya ve sizde danışmaya devam edeceğiz. Bundan da emin olabilirsiniz. Dindar ve Barış, çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Bu kaotik günlerde ve yoğun günlerde vakit ayırdınız. Tekrar teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. İyi yayınlar.
Evet sevgili seyirciler, bu hafta Van'da hayatını kaybeden yurttaşları ve onları haber yaptığı için tutuklanan gazetecilerle konuştuk. Çağrılar, dayanışmanın artması ve bu hem bu faili meçhul yapılmaya çalışılan vakadan açığa çıkması hem de gazetecilerin özgürlüğe kavuşması için bu dayanışmanın elzem olduğu sonucuna vardık. Haftaya başka bir gündemle sizler olacağız. İyi akşamlar diliyorum.